Şu çete reisinin işlediği ortak suçları şimdi deşifre ediyor, itiraf ediyor. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Biz bu suçların ötesinde büyük resmi anlattığımızda şu olup bitenlerde yeni olan ne var? Bizim aylardır ya bak ben çünkü ben akademisyenim. Ben neyle konuşurum? Önümüzden gelip görebildiğimiz verilerle konuşuruz. Sayıştay her şeyi bulamıyor. Her şeyi açıklayamıyor. TÜİK doğru veri vermiyor. Merkez Bankası doğru veri vermiyor. Kurumlar doğru veri açıklamıyor. Toplantılar şeffaf olmuyor. Dolayısıyla biz böyle tabiri caizse iğnenin ucuyla, cımbızla bir şeyler bulup edip ortaya çıkartıp onları böyle puzzle tamamlar gibi tamamlayıp entelektüel birikimimizde benim acizane Türkiye'nin arka sokaklarına dair zihniyet arka planına dair birikimimle bunları bir harmanlayıp bir sonuç üretmeye çalışıyoruz. Ama şimdi bu çete reisinin ifade itiraflarıyla birlikte biz büyük resmi feci halde aylardır yakaladığımızı ve söylediğimiz anlaşılıyor zaten. Şimdi mevcut tabii ki durum şudur bilirsiniz yani şimdi çeteler dışarı salınmış mı? Bunlardan bir tanesi her ne olmuşsa orada bir aralarında bir şey olmuş. Pastayı paylaşırken, haramzadeliği paylaşırken, katillik iş bölümünü yaparken aralarına bir şey olmuş. Bunlardan bir tanesi gitmiş diğerlerine dışarıdan saldırıp duruyor. Benim için hikaye bu kadar. Bu saldıran adam vatansever mi? Kendine insan öldürme, mala çökme, uluslararası silah kaçakçılığı yapma, bilmem ne görevini veren Türk devleti kime yetmiyor? Türkiye'nin anayasası kime yetmiyor? Anayasası yetmeyen, yasaları yetmeyen, kanunları yetmeyen, uluslararası anlaşmaları yetmeyen, parlamentosu yetmeyen, yargıçları yetmeyen bir ülkeye ne denir Turan Bey? Oraya çete devleti denir. Erdoğan da çete devletinin lideri. Şimdi bizim kalkmışlar, biliyorsunuz bu değnekçilik diye bir şey vardır. Arabanızı bir yere park edersiniz. Birisi gelir size yaklaşır der ki, abi arabanızı çizerler, ben sizin arabanızı bekleyeyim burada. Çizecek olan kişi zaten kendisidir. Ona vermen lazım ki çizmesin. Şu an Türkiye'nin bu mafya ile, yani bu konuşan adamlar bu kişiler yani. Diyor ki biz gittik oraya, vatan delisiyiz. Yani bir de şey vardır ya, maalesef o da vardır. Türkiye biliyorsunuz, itiraf edelim, mahalle mahalle mafya teslim edilmiş bir ülkedir. Türkiye'de birkaç tane paralel devlet vardır. Birkaç tane paralel yapılanma vardır. Bunların bazıları Erdoğan'ın paralel yapılanmasıdır. Bazıları da dolaylı olarak Erdoğan tarafından kontrol edilen paralel yapılanmalarıdır. İşte sizin mahallelerde esnafa kapı kapı dolaşmakta ve demektedir ki bize şu kadar para vermek durumundasınız. Abi sana niye para vermemiz lazım? Biz vergi veriyoruz. Devletten güvenlik sağlamasını bekliyoruz. Askerlik yaptığımız için, vergi verdiğimiz için, vatandaş olduğumuz için bizim güvenliğimizi sağlayacak bir devletimiz var. Tabii bunu diyen de inanmıyor ona. Diyor ki, peki siz beni kime karşı savunacaksınız ki diyor. O da diyor ki, abi doğrusunu söylemek gerekirse delikanlı adam ya, mafya ya, delikanlı ya. Delikanlık böyle bir şey. Sizi kendimize karşı savunacağız abi, doğrusunu söylemek gerekirse. Verin bize bir para, sizi kendimizden koruyalım. Şu ülkenin düştüğü durum budur. Şimdi çok komik bir hikaye anlatılır, ben onu anlatacağım izninizle. İşte bir şovmen bir programda konuşma yapıyormuş. Çok da nükteden birisiymiş. İçeriye çok güzel bir kadın gelmiş. Kim olduğunu bilmez, etmez. Demiş ki şununla bir espri yapayım demiş. Çok özür dilerim. Olmuş bir şey değil. Fıkra gibi anlatılıyor ortalıkta ama benim işime yarayacak şu an. Kadına laf atmış oradan. Demiş ki benimle bir gece olmak için size 10 milyon dolar veriyorum. Kabul eder misiniz? Çok güzelsiniz. Kadın demiş ki çok ahlaksız, terbiyesiz, ukalaca bir şey söyledi. Bu nedir şimdi demiş. Tamam demiş, o zaman sana 100 milyon dolar teklif ediyorum. Fıkraya göre kadın demişmiş ki bir düşünelim o zaman. Bu sefer komedyen demiş ki güzel. Şimdi senin ne olduğunda anlaştığımıza göre şimdi gerçek fiyatını pazarlığına geçebiliriz. Şimdi Erdoğan'ın Türkiye ile çektiği muamele bu muameledir. Türkiye uluslararası arenada pazarlık masasında, içeride mafyaların, çetelerin pazarlık masasında,
kucaktan kucağa oturtulan bir ülke görünümünde bu mal kaç liraya satılır, kaç lira kazanılır pazarlığı yapılmaktadır. Bu çok zoruma gidiyor açıkçası. Ve bir şeyle bitireyim. Biliyorsunuz bir siyasetçinin Sayın Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar maaş aldığı açıklandı. Sedat Peker dürüst olmadığı için bunu da açıklamak yerine bununla da pazarlık yapıyor. Mustafa Şentop bunun kim olduğunu İçişleri Bakanı'nın açıklamasını istedik diye yalan söyledi. İstediysen açıklasın o zaman senin İçişleri Bakanı'nın. Meclise gen soru önergesi verildi. Bu da açıklanmadı. Fakat bir tane kişi var ki demişti ki Türkiye'deki hakim ve savcılar, Türkiye'deki yargıçlar, Türkiye'deki bazı dindarlar bizim günah işleme özgürlüğümüzü elimizden aldılar. Evet, Türkiye'deki bir milletvekili, Türk halk bizim günah işleme özgürlüğümüzü ne tür günahlar Turan Bey? Çalma özgürlüğü, çırpma özgürlüğü, mala çökme özgürlüğü, Türk milletinin mallarını peşkeş çekme özgürlüğü, ırza geçme özgürlüğü, uyuşturucu ticareti özgürlüğü, bunlara özgürlük demişler. Ve bunu engelleyen savcıları, hakimleri bunlar ne biçim insanlar ya bizim özgürlüğümüzü engelledi dediler. Bakın suçlular yargılanmıyor. Mafya Hocam bu arada yargılanmıyor. o sözleri söyleyen de yine bugün ismi çok konuşulan Metin Külünk'tü. Evet, ben kasıtlı 17 Aralık'ta. dememiştim. Evet. Evet. Ben Şimdi söylemiş Turan olayım Bey, hocam. Ben söylemiş eyvallah. olayım. Şimdi Türkiye'den, bakın Türkiye'den bu hırsızlara, bu çetelere, bu ülkede yasalar var. Bu ülkede hukuk var. Bu ülkede kurumlar var. Bu ülkede bir modern devlet var. Bunları yapamazsınız diyenleri tasfiye ettiler. Türkiye'nin iyilik damarı çekildi. Türkiye'nin güzel çocukları çok... Duran Bey, çekinmeye gerek yok. Ben Türkiye'nin güzel çocuklarındandım. Ben gittiğim bütün ülkelerden geri döndüm. Ben geceleri gözlerimden uykular aka aka her gün 10 saat ders çalıştım. Girdiğim bütün okullarda derece yaparak bitirdim. Benim o ülkenin iyiliğinden başka hiçbir hayalim yoktu. Ben konuşmamalıydım ki, ben yazmamalıydım ki, ben yersiz yurtsuz kalmalıydım ki Erdoğan ve çeteleri iyi çalsın diye. Türk milleti benim yok oluşumu seyretmiştir. Benim gibi binlerin yok oluşunu seyretmiştir. Ve şimdi Türkiye kadavraya dönmüştür. İyilik damarı çekilmiş olan bir kadavraya dönmüştür. Bakın çeteler serbest. Erdoğan'ın yolsuz bakanları serbest. Damadı serbest. Oğlu serbest. Çalmaya da devam ediyorlar. Yolmaya da devam ediyorlar.